Merhaba sevgili arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte 7. sınıf matematik ders kitabı sayfa 162 ve 163'te bulunan soruları çözeceğiz. E, konumuz çokgenlerdi sanırım. Çokgenlerin sınıflandırılması mıydı? Düzgün çokgenler ve çokgenlerin özellikleri. Evet eğer hazırsak haydi videoya başlayalım. İlk soruda bakalım ne demiş bize. Noktalı kağıda bir dikdörtgen çiziniz demiş. Dikdörtgen düzgün çokgen olup olmadığını belirleyiniz. Şimdi bir dikdörtgen çizecek olursak dört tane köşemizin olması lazım ve bu köşeler birbiriyle aynı uzantılarda olması lazım. Şimdi bir dikdörtgen çizdim şöyle. Bakın kısa kenarları çizdik. Uzun kenarları çizdik. Şimdi burada diyor ki düzgün çokgen olup olmaması. Düzgün çokgen nedir? Düzgün çokken bir. ilk şartımız kenarlar. Kenarlar aynı uzunlukta olacak. Tamam mı? İkinci şartımız da açılar aynı ölçüde olacak. Şimdi tamam. Dikdörtgenimizin bütün açıları 90 derece. Aynı ölçüdeler. Tamam bu kabul. Ama dikdörtgenimizde olay ne? Karşılıklı kenarlar sadece aynı uzunluğa sahip. O yüzden bu bir düzgün çokgen değildir. Düzgün çokgen olması için kenarların eşit uzunlukta olması lazım. Şimdi geldik ikinci sorumuza. İkinci sorumuzda ne demiş bize? İzometrik kağıda çizilen şekillerin düzgün olup olmadığını belirleyin demiş. Şimdi izometrik kağıtta çaprazda da gitse aşağıya da gitse aradaki mesafe hep aynı uzunluktadır. Yani burada çok güzel bir eşkenar dörtgen çizilebilir mesela şöyle. Şimdi gelelim buraya. Burada bir üçgen vermiş bize. Şimdi üçgeni ölçelim. 1, 2, 3. Bir kenarımız 3. Şu kenara bakalım. 1, 2, 3. Şu kenara bakalım. 1, 2, 3. He, bu bir eşkenar üçgen. Demek ki bütün kenarları eşit. Eşkenar üçgenin o diğer özelliği nedir? Bütün iç açılarının da 60 derece olmasıdır. O zaman bu bir düzgün çokgendir. Evet düzgün çokgen yani çokgen olması illa dörtgen, beşgen, altıgen değil. Üçgende bir çokgene giriyor sonuçta. Şimdi bu şekle geldiğimizde bu şekil bir kere kafadan kaybediyor. Neden? Şuralar 2 2, şuralar 3 2 3 falan. Bu kaybetti. Bu düzgün çokgen değil. Bu şekle geldiğimizde şimdi bu da şuralar 2 şurası 3 olduğu için bu da paralel kenar. Bu da düzgün çokgen olamıyor sevgili arkadaşlar. Şimdi geldik Üçüncü sorumuza. Demiş ki yandaki düzgün sekizgende. Yandaki düzgün sekizgen. E, F5 B açısı 135. Yani bir, bir iç açısı 135 olduğuna göre. Düzgün sekizgenin çevre uzunluğunu ve verilmeyen açı ölçülerini bulunuz. Şimdi bu düzgün sekizgense iç açı ölçüleri hep birbirine eşittir. Yani zaten onların hepsine gördüğünüz gibi A açısı vermiş. Yani o zaman A eşittir 135 derece diyorum. Çünkü iç açılar birbirine eşittir. Şimdi çevre demiş. Bir kenarına 5 vermiş. Bütün kenarlar birbirine eşit olduğu için ve de bu bir düzgün sekizgen olduğu için yani 8 tane 5'imiz var. O zaman çevreyi bulmak için 8 tane 5'i toplamı yani 5 kere 8'den 40 santimetre olarak çevreyi bulmuş oluruz. Bu kadar. Şimdi gelelim dördüncü sorumuza ne demiş? Bir dokuzgenin iç açılarının ölçüleri toplamı kaç derecedir diyor Şimdi e, şeklimiz düzgün olsun olmasın Bu iç açılar ölçüleri toplamı dediği zaman Biz şöyle bir yorum yapıyoruz Şimdi küçük olarak bahsedeceğim kısaca Şimdi diyelim ki Şeklim benim bir kare Tamam mı? Ya da dikdörtgen fark etmez Bunu bir köşesinden çizebileceğim maksimum ölçüde e, Köşegeni çizdiğim zaman bunun içinde iki tane üçgen olduğunu görürüm. Yani bu ne demek oluyor? İçinde iki tane üçgen varsa, bunun açıları, ölçüleri toplamı, iç açıları ölçüleri toplamı, bu iki üçgenin iç açıları ölçüleri toplamıdır. Yani 2 çarpı 180'den 360 derecedir. Yani dörtgenin, karenin, işte efendim paralelkenar, yani dört kenarlı, dört köşeli bütün şekillerin iç açıları ölçüleri toplamı 360'tır. Yine aynı mantıkla bir beşgen çizecek olursak sevgili arkadaşlar herhangi bir beşgen düzgün olması şart değil. Yine bir köşe belirleyip o köşeden çizebileceğim maksimum köşegenleri çizdiğimde elde ettiğim üçgen sayısı bakın burada üç tane üçgenim var. Bana iç açılarını verecek. Bak bu üçgenin iç açıları şurası. Sonra şu üçgeninki şurası. Sonra bu üçgenin iç açıları da şurası. Gördüğünüz gibi hepsi birleştiğinde benim köşelerimdeki iç açıları oluşturmuş oluyorlar. Demek ki burada da 3 çarpı 180'den işte 540 dereceymiş diyorum. Bunun iç açıları ölçüleri toplamı ve bu böyle gidiyor. Yani dörtgende 2 üçgen, beşgende 3 üç üçgen, altıgende ne olacak o zaman? 4 üçgen olacak sırayla gidiyor böyle. Bana ne demiş? Dokuzgen. Şimdi aradaki ilişki ne? Bak. Dörtgen içinde 2 üçgen var. E nasıl bulursun bunu? 2 çıkarırım. Mesela beşgen içinde üç üçgen var. Nasıl bulursun bunu? Yine iki çıkarırım. Yani aradaki mantık şu: iki tane çıkarıyorum. Peki neden iki tane çıkarıyorum? Çünkü ben köşegeni çiziyorum ya. Köşegeni çizerken ne yapıyorum? Köşegeni şuraya ve şuraya gidemiyorum. Mantığı gel. O yüzden içinden iki tane köşeyi silmiş oluyorum, elemiş oluyorum. Öyle düşünebilirsiniz. Şimdi bu durumda bir dokuzgen. İçinde kaç tane üçgen vardır diye önce bunu bulacak olursak 9 eksi 2'den içinde 7 tane üçgen vardır. Ve bu 7 tane üçgenden her biri 180 derece olduğu için 7 ile 180'i çarparsak iç açılar ölçüleri toplamını buluruz. Bunu da çarptığımızda 7 kere 0 0. 7 kere 8 56. 6'yı koydum 5 elde. 7 kere 1 7. 5 de elde. 1260 derece gibi bir ölçüye ulaşmış oluruz. 19 genin düzgün olması şart değil. Şimdi geldik 5. sorumuza. Ne demiş 5. soruda? Yandaki dörtgende açılarımız verilmiş. Eğer demiş o da 2x ise x kaçtır? Şimdi bu hangi bir şekil? 1 2 3 4. O zaman buradaki 1 2 3 ve 4 tane iç açının toplamı 360 derece olacak. Çünkü bu bir dörtgen. O zaman verilen 3 tanesini toplayalım. Yani 83'ü, 111'i ve 118'i toplayalım. Bu durumda bunları toplarsak bakalım. 3, 1 daha 4, 8 daha 12'nin ikisi elde var. 1, 1, 8 daha 9, 1 daha 10, 1 daha 11'in biri elde var. 1, 1, 2, 3 de buradan etti. 312. O zaman 360'dan da 312'yi çıkartırsak Burada geriye kalıyor 48 derece. Peki bu 48 derece ne arkadaşlar? Şuradaki 2x. 2x 48 bak. Cevap 48 değil. 2x 48 bana x'i sormuş. O zaman 48'i 2'ye böleceğim ve x'i 24 derece olarak bulacağım sevgili arkadaşlar. Şimdi geldik 6. soruya. Bir düzgün ongenin bir iç açısının ölçüsü kaç derecedir? Şimdi Bakın ben burada, yani burada şunu yapabilirsiniz. Uzun yol ve kısa yol olarak iki tane yolumuz var. Uzun yol nedir? İç açılar ölçüleri toplamını bulursun. İç açılar toplamını bulursun. Ve bunu 10 kenarlı dediği için, yani 10 gen dediği için 10'a bölersin. Peki iç açılar ölçüleri toplamını nasıl bulacağız? İçindeki üçgen sayısı yani 10-2 çarpı 180 bölü. 10 yaparsın. 10 eksi 2 ne eder? 80. İşte şey 8 yanlış söyledim. 8 de efendim 180'i çarparsın. Ne oluyor? 8 kere 8. 64'ün 4'ü. 64'ün 4'ü. Elde var 6. 8 kere 1 8. Burası 144 etti. Bunu da 10'a böldük. 144 diye açının ölçüsünü söylersin. Bir iç açısı 144'müş. Bu uzun yol. Tamam mı? Peki kısa yol nedir? Kolay yol nedir? Kısa yol ben kısa yolu şu şekilde tanımlıyorum. Bizim dörtgenimiz ne olursa olsun. Şey dörtgen diyorum çokgenimiz ne olursa olsun. Ongen olsun, yüzgen olsun, bingen olsun. Bizim dış açılarımız daima 360 derecedir sevgili arkadaşlar. Dış açılar daima 360 derecedir. Hiçbir zaman değişmez. Çünkü dış açı bir şeklin dış açısı onu çembere tamamlayan bir yapıdır. Ve çemberde 360 derece olduğu için dış açıların ölçüleri toplamı daima 360 derece olarak ele alınır. Şimdi burada burada 360 derece ise ve ben eğer 10 köşeliysem, 10 gensem o zaman böldüğümde buranın bölmesi kolay. 36 derece kalır. Peki bu 36 derece ne oluyor sevgili arkadaşlar? 36 derece eğer ben bir 10 gelsem şöyle bir kenar bir kısmını aldım. Şöyle bir dış açım benim. 36 dereceymiş. ben iç açıyı bulmak için ne yaparım? Tamamı 180 derece olduğu için 180 36 derim ve cevabı 144 derece olarak bulmuş olurum. İşte bu benim kısa yolum. Ve ben genelde kendi öğrencilerime de bunu anlatıyorum. Bunu kullanmalarını tavsiye ediyorum. Size de tavsiye ederim. İç açıyı soruyorsa. Dış çünkü sabit. Yani çünkü ee, neden böyle diyorum biliyor musunuz? Şu iç açılar ölçüleri toplamı bazen e, bazı öğrencilerimiz bunu ezberlemeye yoluna gidiyorlar aslında ezberlemeye gerek yok. İçindeki üçgen sayısı 2 eksiği kadar oluyor ve bunu her bir üçgen 180 olduğu için 180 ile çarpıyorsun. Sonra da kaç kenarlıysa bölüyorsun ama hani bunu ezberlemeye giderse bir öğrenci unutabiliyor. Ama madem ezberleyeceksin şunu ezberlemek şu mantık daha kolay. Dış açı çünkü sürekli 360 kenar sayısına buluyorsun. Bulduğunu da 180'den çıkardığında cevabı ulaşmış oluyorsun. Şimdi gelelim diğerine. Bir 20 genin bak bir 20 genin dış açıların ölçüleri toplam kaç derecedir demiş. Yukarıda izah ettim. Bu değişmiyor zaten. Bu 360 bitti. Cevap bu kadar. Çünkü toplamını sormuş. Geldik 8. sorumuza. 8. soruda diyor ki yandaki kalemi üçgeninde Cebirsel ifadeler vermiş, x kaçtır diyor. Şimdi buradaki e, açılara dikkat ederseniz dış açı, dış açı, yine dış açı. O zaman bu üçünün toplamı 360 derece olacak. Yani x artı 20 artı x artı 40 artı x artı 30 eşittir 360 derece olacak. Bu durumda e, kaç x var? 1x, 2x, 3x var. 20 60, 90 var. Eşittir 360. Burada 90'ı karşıya atarsam x 90 olur. 360 eksi 90'dan ne olmuş olur burası? 270. Yani bu durumda 3x eşittir 270 olur denklem çözümü. Ve her iki tarafı 3'e bölersem x buradan 90 derece kalır. Ve bana da x'i bulduğu için sorduğu için cevabı bulmuş oluruz. Geldik 9. sorumuza. Yandaki beşgende diyor. Şunlar 90'ar derece. 125, 130. Bana x dış açısını sormuş. E ne yapacağız? Bu bir beşgen. E beşgen olduğu için ve düzgün olmadığı için tek tek şu açıları toplayacağız. E beşgenin iç açıları ölçüleri toplamından çıkartıp sonra onu da 180'den çıkartıp x'i bulacağız. Başlayalım. Şimdi beşgenin içinde 3 üç tane üçgen vardır. Tamam, 3 üç tane üçgen. Her üçgende 180 derece olduğuna göre 3 çarpı 180'den iç açıları ölçüleri toplamı 540 derecedir. Bu bilgi cepte. Şimdi bu bilgi kenarda dursun. Şimdi ne yapacağız? Şuradaki iki tane 90'ı 90 artı 90 artı 130 artı 125. Yani bu dört tane iç açıyı toplayacağız. Ne olur burayı toplarsak? 90 90 daha 180 180 280 280'e 30 ekledim 310. 310'a 100 ekledim 410. 410'a 20 ekledim 430 435 ödüyor burası. Bu dört tane açımızın ölçüleri toplamda 435'miş. Şimdi ne yapacağız? 540 hepsinin toplamıydı. Buradan 435 çıkartırsam ben 40 35 05 kaldı. Biri de çıkardım 105 derece kalıyor. Demek ki şuradaki iç açı 105 dereceymiş. Bana x'i sorduğu için 180'den 105'i çıkartırsam 75 derece olarak cevabı bulmuş olurum sevgili arkadaşlar. Evet. Geldik son iki sorumuza. Ne demiş? İç açıları ölçüleri toplamı 900 olan çokgenin kaç kenarı vardır diyor. Yani bu ne demek oluyor? Önce iç açıları ölçüleri toplamı 900 ise acaba içinde kaç tane üçgen var bulalım. Yani 900'ü ne yapacağız? Böleceğiz 180'e. 180'e bölersek 5 tane üçgen olduğunu anlarız içinde Eğer 5 tane üçgenim varsa 5 artı 2 hani mantıken yani 2 çıkarırız demiştik ya O zaman bizim 7 tane kenarımız vardır 7 kenarlı bir çokgendir bu Gördüğünüz gibi Bunda bulmuş olduk kolayca Ve Geldik son sorumuza Bir dış açısı 20 olan düzgün çokgenin kaç kenarı vardır Bu da basit neden Dış açılar daima 360 derece demiştik Eğer bir tanesi 20 derece ise O zaman sıfırlar gitti. 36 2'ye böldük. Demek ki 18 tane dış açı. 18 dış açı varsa 18 kenar vardır sevgili arkadaşlar. Evet. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Yeni gelen arkadaşlarımız içerik takip için abone olabilirler. Sorularınız ve görüşleriniz için aşağıda yorumlar kısmını kullanabilirsiniz. Bir başka videoda bir başka faydalı içerikte buluşmak üzere diyorum. Şimdilik kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.